Merhaba arkadaşlar. Bu tür videoların devamının gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başımdan geçen olay uzun süre önce olsa da hala hatırladıkça sarsılıyorum. Adım Yavuz, 34 yaşındayım. Köyümün ismini vermek istemiyorum. Ben 17 yaşımda İstanbul'a çalışmaya geldim. O zamandan beri İstanbul'da düzenimi kurdum. Babam ile annemi İstanbul'a getirmek istesem de onlar köyden çıkmak istemiyorlardı. 22 yaşımda köyden komşumuzun kızıyla evlendikten sonra tekrar İstanbul'a döndüm. Bayramlarda bazen de aklıma geldiğinde annemle babamı görmek için köye giderdim. Bir ara öyle bir zaman oldu ki işlerimin yoğunluğu sebebiyle uzun bir süre gidemedim köye. Bazen telefonla konuşuyordum, hal hatır soruyorduk. Ama annemin sesi hep kötü geliyordu telefondan. Sebebini sorunca geçiştiriyordu. Ben onca zaman çaba harcadım, iş kurmaya çalıştım ortağım. Bir gece paraları alıp ortadan kayboldu. Elde ne varsa hepsini alıp gitti. Bankadan çektiğim parayı falan anlayacağınız iflas ettim. Arkadaşım o günden sonra kayıplara karıştı. Bir daha da haberini alamadım. Bu olaydan sonra her şey peş peşe geldi. Bankadan haciz mi dersin, burç aldığım insanlar mı dersin, elde avuçta ne varsa sattım. Bunlar yetmezmiş gibi babamın ölüm haberi geldi. Dünyam yıkılmıştı. Ben bunlarla uğraşırken ailemi unutmuştum. Hemen yola çıktım. Köye vardığımda babamı çoktan gömdüklerini gördüm. Neden beklemediniz diye çıkıştım. Fakat kimse bir şey demiyordu. Geç gelsem anlardım. Siz bana daha 8-9 saat önce aradınız desem de kimseden çıt çıkmıyordu. Babamı bizim bahçede gömmüşlerdi hem de. Bizim burada adet değildir böyle şeyler. Neden yaptığınız sorunca rahmetinin vasiyetidir dediler. Eve girdim. Annemin halini görünce her şeyi unuttum. Annem yatalak olmuştu. Babam gece ölmüş fakat kaç zamandır hastaymış bana söylememişler. Babam ölünce annem de kriz geçirmiş. Ondan sonra yatalak olmuş dediler bana. Babamın ölüm acısıyla konuya pek de hakim değildim. Birkaç gün annemle kaldıktan sonra İstanbul'a döndüm. Olayları düşündükçe daha da karmaşık hal alıyordu sanki. En son evi satıp köye gitme kararı aldım. Evin parasıyla borçlarımın birazını öder, kalan borçları da oralarda eski arkadaşlarımdan borç alabilsem, kalan borçları da öderim diye düşündüm. Hem de annem evde yalnız kalmazdı. Birkaç hafta sonra evi sattım. Ederinden ucuz sattığımdan hemen alıcı çıkmıştı. Eşimi ve iki çocuğumu alarak köye geri döndüm. Ortalık durulmuştu. Anneme 45-50 yaşlarında Hanife diye bir kadın bakıyordu. Onu tanımıyordum fakat bizim köyden olduğunu söylüyordu. Ben daha küçükken buralardan gittiğimden hatırlamamam normaldi. Ona çok teşekkür ettim. Biz buradayız, gidebilirsiniz dedim. Fakat anneme borcu olduğunu, şimdi ona vefa borcunu ödemek istediğini söyledi. Defalarca gerek yok desem de kalmakta ısrarlıydı. Ben de tamam deyip konuyu kapattım. Annem çok hastaydı. Konuşması bile anlaşılır durumda değildi. Zar zor anlaşılıyordu. Böylece birkaç hafta geçti. Ben eski arkadaşlarımla şimdilerde iş güç sahibi olanlar tabii gelmemin sebebini bile anlarken red cevabını verdiler. O zaman anladım. Düşene gerçekten de tekme atıyor millet. Kimse el tutma taraftarı değil. O gün onlara gittiğimde pişman bir şekilde eve döndüm. Akşam olmuştu. Çok yorulduğumdan hemen odama gittim uyumak için. Kapının çalma sesiyle uyandım. Telefonumun saatine baktım. 2:30'du. Bu saatte kim gelir ki diye düşünerek yerimden kalktım. Kapının deliğinden bakınca bugün burç para istediğim arkadaşlardan biriydi. Hemen kapıyı açtım. Hayırdır Erdem dedim. İçeri davet edecek misin dedi. Gel gel, şaşırdım gecenin bu saatinde seni görünce dedim. Sen gidince aslında çok kötü oldum. Sana yardımcı olmadığım için. O yüzden başkalarından bulup getirdim istediğim parayı deyip masaya siyah bir çanta koydu. Çantayı açınca gerçekten de parayla dolu olduğunu gördüm. Peş peşe teşekkürlerimi sıralarken sarıldım ona. Ona sarıldığım esnada tüylerim diken diken oldu. Sanki üzerime bir kova soğuk su dökmüşlerdi.
Bu an her şey etrafımda dönmeye başladı. Hemen ayağa kalktım, sendeledim. Yere düşeceğim esnada kanepede oturduğumu gördüm. Demin gördüklerimin rüyam olduğunu düşünürken masada duran soğan kabuklarını fark ettim. Eşim burada unutmuş olmalı diye düşünerek odama gitmek için yerimden doğruldum. Demin ne olduğunu düşünüyordum. Rüya mıydı, gerçek miydi kavrayamıyordum. Rüya olsa kanepede ne işim vardı? Gerçek olsa Erdem nereye kayboldu? Ben en iyisi Erdem'e sorarım yarın diye karar kıldım. Uyandığımda sabah olmuştu. İlk işim Erdem'i aramak oldu. Açınca hayırdır Yavuz, sabah sabah rüyanda mı gördün dedi. Böyle konuşmasından hemen anladım zaten onun gece gelmediğini. Sonuçta aptal değilim. Evet rüyamda gördüm, o yüzden aradım. Kendine dikkat et dedim ve kapattım. Kapattıktan sonra konuşmanın çok saçma olduğunu düşünsem de yapacak bir şey yoktu. Halletmem gereken işlerim olduğundan sabah erkenden evden çıktım. Öğlen eve dönerken annemin altınları aklıma geldi. Eve geldiğimde annemin yanına çıktım. Annem gittikçe kötüleşiyordu sanki. İyi misin anne, doktor çağırayım mı dedim. Zar zor konuşmasıyla iyi olduğunu söyledi. Anne, senin altınlar vardı ya, onlar nerede? Çok ihtiyacım var dedim. O sırada Hanife, oğlum annen o altınları bana verdi dedi. Annem hiçbir şey söylemedi. Odadan çıktıktan sonra Hanife'nin sesini duydum. O paralar benim, kimseye veremezsin dedi. Kendi kendime ne kadar açgözlü insanlar var dedim. Gece eşime de olayı anlattım. Vefa burcu yalanmış, parası için bakıyormuş anneme diye. Eşim de, Yavuz ben ona hiç güvenmiyorum, onu gönder evden dedi. Kalmakta ne kadar ısrarlı olduğunu görüyorsun, nasıl göndereyim? Zorla kovacak değilim ya dedim. Gece evden gelen seslere uyandım. Odadan çıktığımda seslerin annemin odasından geldiğini gördüm. Yavaşça annemin odasına gidip kapıyı açınca dehşete düştüm. Babamın çürümüş cesedi annemin yanındaydı. Annem kımıldayamadığı için kıpkırmızı olmuş ağlıyor. Aniden karşıma Hanife çıktı. Kucağında simsiyah tüylü bir yaratık vardı. Korkumdan geriye sendeledim. Ayağım bir şeye takılarak yere düştüm. Kanepede olduğumu gördüm. Ezan okunuyordu. Koşarak annemin odasına çıktım. Kapıyı yavaşça açtığımda Hanife'nin annemin yanında oturduğunu, fısıltıyla konuştuğunu, annemin de uyuduğunu gördüm. Neler oluyordu bana? Bu gördüklerim neydi? İkinci defadır garip şeyler yaşıyorum. Kendime geldiğimde kanepede oluyorum. Hanife bir şey mi oldu diye sordu. Hayır, anneme baktım dedim. Tam kapıyı kapatırken yerdeki çamurları fark ettim. Bunlar ne dedim, çamurları göstererek. Hanife ayağımı yıkamayı unutmuşum. Ben dışarıda ayakkabısız gezerim de dedi. Koridora baktım, hiç ayak izi veya çamur yoktu. Ama Hanife'ye bir şey demedim. Uyuyabileceğimi hiç sanmıyordum. Hava almak için bahçeye çıktım. Ay ışığı her tarafı gündüzmüş gibi ışıklandırıyordu. Bir sandalyeye oturdum, sigaramı yaktım. Bu esnada etrafımdan gelen fısıltı şeklinde konuşmalar tüylerimi ürpertti. Etrafıma baktım, kimse yoktu. Kim var orada dedim. Sesler hemen kesildi. Ayağa kalkıp evin etrafına bakmaya başladım. Tam babamın mezarının yanından geçerken mezarın yeni kapatılmış gibi bir izlenime kapıldım. Neden böyle bir izlenime kapıldığımı ben de anlamıyordum. Mezara taraf ilerlediğimde mezarın üstündeki toprak kımıldamaya başladı. Korkumdan yerimde dona kaldım. Neler oluyordu böyle? Toprağın içinden siyah bir yılan çıktı. Yalandan çok korktuğum için istemsizce bir küfür savurup arkaya gittim. Yalan birkaç saniye yerinde durduktan sonra hızla ortadan kayboldu. Sabah olduğunda eşime söyleyeyim de çocuklara dikkat etsin diye düşünerek eve girdim. Sabah bir Kur'an okutayım, imama da sorayım, belki o anlar diye düşünüyordum. Eve gireceğim zaman durdum. İmam büyük ihtimal camidedir. Ben en iyisi camiye gideyim deyip camiye taraf gitmeye başladım. Camiye geldiğimde yanılmamıştım. Caminin kapısında karşılaşınca namaza geldiysen geciktin dedi. Utanarak hayır aslında sizi görmeye geldim dedim. Buyur neyse sıkıntın söyle bakalım dedi. Ben olanları üstü kapalı bir şekilde anlattım. İmam benim bu işlere ilmim yetmez ama bir hoca bulma konusunda haklısın. Bu söylediklerim pek de hayra alamet değil. Bir de ben de seninle bir konuyu konuşacaktım dedi. Buyur hocam dedim.
Senin baban ölmeden önce biraz dedikodular falan yayıldı köyde. Babam büyü işine karıştı diye. Ama kimse ondan büyü yaptığını veya birine bir şey söylediğini ne duymuş ne görmüş. Burası küçük bir yer. Bugün yarın zaten duyarsın. O yüzden ben sana söyleyeyim dedim. Ama hocam babam ne anlar öyle şeylerden? Babamı hiç tanımıyormuş gibi dedim. Aslında babanı gömene kadar öyle düşünüyordum ben de. Nasıl yani dedim. Baban vasiyet etmişti bahçesinde gömülmek için. Bizde böyle bir şey olmaz. Yarın siz korkarsınız diye düşündüğümden mezarlıkta gömecektik. Fakat 3 tane mezar kazdık. Hepsi yalan kaynıyordu. Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim ben. Hayatımda ilk defa o kadar yılanı bir yerde gördüm. Ben Havva Silmi'ni pek bilmem ama hakkında okumuşluğum var. O yüzden bence orada gömülmek babanın isteği değil. Sadece orada kazdığımız mezar temiz çıktı. Baban gerçekten de kötü şeyler yapmış sanırım dedi. İmamın söylediği her sözde tüylerim diken diken oluyordu. Ağzımı açıp konuşmak istiyordum fakat konuşamadım. En son ne diyeceğimi bilemediğimden imamla vedalaşıp uzaklaştım buradan. Birkaç saat kendimi oyaladıktan sonra eve gittim. Eve gittiğimde eşim çok kötü görünüyordu. Ne olduğunu sorduğumda eşim az daha çok kötü bir şey olacaktı dedi. Ağlamasını durduramadan ne oldu dedim. Eşim yemek yapıyordum. Yemeği çocukların önüne koymuştum. Elif tam yemeğini yiyeceği sırada kaşığında bir parıltı gözüme çarptı. Hemen durmasını söyledim. İkisi de durmuş bana bakıyordu. Kaşığına baktığımda o parıltının jilet parçası olduğunu gördüm. Yemeğe baktım. Yemeğin içi jilet parçasıyla doluydu. Neye uğradığımı şaşırdım. Tam yemeği dökerken ortalıkta jilet falan olmadığını gördüm. Kaç gecedir garip rüyalar görüyorum. Gördüklerimin rüya mı, gerçek mi olduğunu anlamıyorum. Sakin olmasını bekledim biraz. Aynı şeyleri ben de yaşıyorum dedim. Hayretle bana baktı. Sen de mi? Neden söylemiyorsun? Ben de delirdiğimi düşünüyordum çünkü dedim. O sırada Hanife'yi merdivenlerden çıkarken gördüm. Elinde battaniyeye sarılmış bir şey vardı. Sanki battaniye kımıldıyordu. Nedir o sorduğumda beni duymamazlıktan gelip cevap bile vermeden merdivenlerden çıktı. Üzerinde pek durmadım ben de. Bunaldığımdan biraz hava almak için dışarı çıktım. Arabaya binerken Hanife'nin 100 metre kadar ileride bizim eve baktığını gördüm. Benim onu gördüğümü görünce hızlı adımlarla gitmeye başladı. Eşimi arayıp Hanife'nin evde olup olmadığını sordum. Eşimin verdiği cevapla kanım dondu. Eşim Hanife'nin şimdi merdivenlerden iniyor olduğunu söyledi. Nasıl olabilir bu? Aklım almıyordu. Hanife'yi hala görebiliyordum. Takip etmeye başladım. 15 dakika kadar sonra küçük bir eve girdi. Evin kapısına gelip kapıyı çaldım. Açılmadı. Açmadığını görünce daha sert vurmaya başladım kapıya. Kapının kilit sesini duyduğumda durdum. Kapı yavaşça açıldı. Hanife kapıyı açık bırakarak içeriye gitti. Ben de ardından eve girdim. Hanife tekli bir koltuğa oturmuştu. Bana yanındaki üçlü koltuğa oturmamı işaret etti. Temkinli bir şekilde gidip oturdum. Bir dakika kadar sessizlikten sonra konuştum. Ben evden çıkarken evdeydin. Hem de ikinci katta annemin yanındaydın. Benden önce nasıl çıktın evden? Bana birkaç saniye baktıktan sonra ben annene hiçbir zaman bakmadım dedi. O evde çalışan kadın ben değilim. Hayretle nasıl yani dedim. Üzgün bir şekilde bana bakarak başladı anlatmaya. Baban çok hastalanmıştı. Annen onu iyileştirmemi istiyordu. Ben küçük büyüler yaparım. O kadar büyük bir büyüyü yapamayacağımı, çok tehlikeli olduğunu, bir şey yanlış giderse bize musallat olabileceklerini söylesem de annem beni dinlemedi. Ben de ısrarlara dayanamayıp büyüyü yapmayı deneyeceğimi söyledim. Büyüyü yaptım fakat düşündüğüm gibi babana musallat oldular. Onu musallattan kurtarmak isterken bir şart koştular. Onların kabilesinden olan bir cinniya ile evlenecekse ona bir zarar vermeyeceklerini söylediler. Elimizden bir şey gelmediği için mecbur kabul ettik. Baban bir cinniya ile evlendi ve ondan bir çocuğu oldu. Baban cinniyadan sonra artık kimseyi görmüyordu sanki. Tüm gün bu durumda bir şeylerle uğraşıyordu. Annem bir gün beni çağırıp oraya gireceğini, babanın ne yaptığını öğrenmek istediğini söyledi. Onunla beraber oraya benim de girmemi istedi. Tereddütle kabul ettim.
Bu durumun kapısından, içeriden gelen seslerden annene oraya girmemesini söyledim. Çünkü baban ritüel yapıyordu. O cinliğe ve başka cinlerin de olduğuna emindim. Böyle bir ortama aniden girince kötü şeyler olacağından korkuyordum ve korktuğum oldu da. Annem beni dinlemeyip içeri daldı. O gördüklerim gözümün önünden gitmiyor. Baban odanın ortasında oturmuştu ve etrafında siyah gölgeler dönüyordu. Annen odaya girince çığlıklar koptu. Baban aniden yerden yere değmeye başladı. En son cansız bedeni yerde yatıyordu. Ben oradan hemen kaçtım. Babanın mezarını onlar istemiş bahçede olmasını. Her akşam cesedi mezardan çıkarıp annene işkence ediyorlar. Annenin yanındaki o kadın senin babanın evlendiği cinniya. Duyduklarım beni dehşete düşürdü. Daha ağzımı açıp bir şey diyemeden Hanife'nin aniden yüzü gözü çarpılmaya başladı. Çok kalın bir sesle "Defolun buradan" dedi. Hanife'nin kolu ayağı kendiliğinden ters dönüyordu. Kemiklerinin kırılma seslerini duyunca az daha kusacaktım. Oradan hemen kaçtım. Nefes nefese eve vardığımda eşimin bağırma seslerini duydum. Eve girdiğimde gördüğümü size asla ifade edemem. Annem demin Hanife'yi gördüğüm durumdaydı. Bir et yığını gibi evin ortasında duruyordu. Eşimi çocuklarımı hemen alıp oradan uzaklaştım. Yolda jandarmayı aradım. Gördüklerimi anlattım. Jandarmalar eve gittiğinde evin tamamen yanıp kül olmuş durumda bulmuşlar. Onlara ilginç olansa bu kadar büyük bir yangını nasıl kimse fark etmedi. İstanbul'a gittiğimde ilk işim bir hoca bulmak oldu. Hocaya başımdan geçen her şeyi anlattım. Hoca, siz ucuz kurtulmuşsunuz. Size musallat olmamışlar. Sizin oradan gitmeniz için ara sıra korkutmuşlar. Annemle babam bir büyü sunucu hayatını kaybetti. Şifa Allah'tandır. Büyü ile çare bulunmaz. Sizlere de tavsiyem böyle büyü işine kalkışmayın. Büyünün sonu iyi değildir. Hangi niyette olursa olsun.